BTC Haber TV'den selamlar. Sizler için Fan Token dünyasındaki en son gelişmeleri derledik. Gelin birlikte detaylarına bakalım şimdi. Taraftar tokenlara olan ilgi hız kesmeden devam ediyor. En son gelişme ise Binance tarafında yaşandı. Veri sağlayıcılarına göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İtalyan kulübü Lazio ile anlaştığını duyurdu. Binance Launchpad üzerinde 22. proje olarak satışa sunulan Lazio token'ın detayları şöyle. Token Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor olacak ve 14 Ekim'de başlayan satış süreci 21 Ekim'de de sona erecek. Başlangıç fiyatı 1 dolar olarak belirlenen token'ı almak için Binance'in yerel token'ı BNB kullanılabiliyor. Toplam arzı 40 milyon adet olan Lazio token'ın %10'luk kısmı yani 4 milyon adedi Binance Launchpad üzerinden satılacak. Binance ile Lazio'nun anlaşması sadece fan token'a sınırlı değil. Ayrıca Binance kulübün ana forma sponsoru da oldu. Bu Binance'in ilk fan token çalışması ancak ülkemizde bunun örneklerine daha önce rastlamıştık zaten. Onlardan biri. Hatırlatalım. Fenerbahçe ve Paribu işbirliğiyle çıkarılan FB token'dı. Fenerbahçe ve taraftarlar için oldukça verimli bir çalışma olduğu aşikar. Şimdi paylaşacağımız verilerle bize hak vereceksiniz zaten. Fenerbahçe 3. çeyrek verilerine göre tarihinin en yüksek kar oranına ulaşmayı başardı. Rapora göre Sarı Lacivertli kulüp toplamda 257 milyon lira kar elde etti. Kulübün geliri de bu durumda 120 milyon liradan 471 milyon liraya yükselmiş durumda. Fenerbahçe'nin bu durumuna kulübün kripto para sektörüne girişinin önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıca kulüp fan token çalışmalarına devam ediyor. Token'ın sosyal medya hesapları açıldı ve ilk token yakımı gerçekleşti. Fan token dünyası hareketli demiştik. Bitmedi. Bir başka fan token platformu olan Socios'ta da anlaşmalar devam ediyor. Yapılan resmi duyurulara göre Socios geçtiğimiz hafta tenis turnuvası Davis Cup, e-spor ekiplerinden Team Endpoint, NBA takımlarından Atlanta Hawks ve Phoenix Suns'la anlaşmalara vardı. Bu anlaşmaların ardından Socios altyapısındaki projelerin sayısı da hayli artmış durumda. Socios'ta başlatılan bazı projelerde şunlar: Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Manchester City, Galatasaray, Trabzonspor. Peki fan tokenlar neden bu kadar önemli hale geldi ve neden borsalar fan token için yarış içinde? Sektörün potansiyelinden bahsedince taşlar yerine oturacak siz dedi. Futbol özelinde bahsedecek olursak FIFA'nın hesaplarına göre dünyada 265 milyondan fazla insan futbol oynuyor ve taraftar sayısı da 3,5 milyardan fazla. Tabii işin içinde sadece futbol yok. Basketbol, dövüş sporları, e-spor, tenis ve daha fazla spor dalı da bu alana dahil. Bu durumda fan tokenların ulaşabileceği potansiyel insan sayısını bir düşünün. Milyarlarca. Tabii bu sadece potansiyel. Peki sizce en değerli futbol kulübü olan Manchester City mi yoksa en popüler kripto varlık olan Bitcoin mi daha yüksek bir piyasa değerine sahiptir? Videoda sizler için fan token ekosisteminde neler oluyor, gelişmeleri derledik. Bir sonraki videomuzda hangi konulara değinelim isterseniz yorumlara bırakın. Biz de ona göre içerikler hazırlayalım sizler için. Şimdilik hoşça kalın.